Merhaba herkese. Bugün Burdur'dayız. Burdur Gölü Seyir Terası'ndayız. Burası Serenler Seyir Terası. Milli Park, daha doğrusu Tabiat Parkı. Burdur ve Burdur Gölü'nü çok iyi görebiliyorsunuz. Güzelmiş şöyle. Size bir göstereyim. Evet, karşıda Burdur şehri. Bakın, yeni yapılan devlet hastanesi. Şurada Boğaziçi Koleji var. Şöyle Burdur şehrini görüyorsunuz. Böyle küçük bir şehir. Gölün hemen kıyısına kurulmuş. Bakın, Burdur Gölü'nün çekilme alanını görüyorsunuz. Burdur Gölü şu ilerideki beyazlık olan bölge. Sular çekilince geride böyle biraz işte karbonatlı ve tuzlu bir malzeme bırakıyor. Bakın şöyle Burdur Gölü. Çok da derin bir göl. Şöyle ileriye doğru gidiyor. Yaklaşık derinliği 65-70 metre olduğu tahmin ediliyormuş. Oluşumu tektonik bir göl burası. Yani işte faylanma, tektonik hareketler sırasında oluşan çukur. Sularla beraber bu gölü oluşturuyor, biriken sular. Aynı zamanda burası karstik bir gölde, yani biraz karma oluşumlu bir göl diyebiliriz. Arazi karstik kayaçlardan oluşuyor. İşte özellikle kireç taşı ve jips gibi kayaçlar eriyerek yine bu gölün oluşumuna katkı sağlamış. Gölün gideni yok, Burdur Gölü'nün. Suları o yüzden tuzlu ve sodalı. Yani bildiğimiz deniz tuzu gibi değil. Deniz tuzu daha çok böyle sodyum klorürden oluşur. Buradaki suyun içindeki mineraller daha çok işte karbonat, bikarbonat şeklinde. Göl suları aynı zamanda alkali özelliğe sahip. 10 pH değerine sahipmiş gölün suları. O yüzden işte bu Burdur şehrinin, çevredeki köy kasabaların, hatta Ormancı Sanayi Bölgesi'nin atık suları bir miktar böyle arıtıldıktan sonra göle aktarıyormuş. Göl bu suları bir şekilde absorbe ediyor. Gölün içinde eriyor. Şöyle bakın. Göl, Burdur Gölü aynı zamanda bir kuş mola yeri, öyle diyelim. Kuşların üreme alanı. Özellikle dik kuyruk ördeği var. Çok meşhur bir ördek bu. Burdur Gölü'nde dünya popülasyonunun %70'i burada yaşıyormuş. Bu anlamda önemli. Burdur Gölü'nde hani suları tuzlu ve sodalı dedik. Çok fazla canlı yaşamasına uygun değil ama yaşayan çeşitli canlılar var. İşte bitkisel ve hayvansal planktonlar. Bazı böyle akvaryum balıkları, bir iki tür sanırım, bu gölde yaşama imkanına sahipmiş. Burdur'a gelirseniz bu bahsettiğim seyir terasına çıkarak bu güzel manzarayı görebilirsiniz. Hemen ana yolun, bakın şöyle yakınında, işte yaklaşık herhalde bir 150 metre yükseklikte bir tepe.